A harfiyle başlayan sebze ve meyveler. Acur. Acur kabakgillerden kabuğu çizgili ve nadiren tüylü bir hıyar çeşidi gibi görünse de gerçekte bir kavun çeşididir. Bu bitkinin meyveleri bazen düz, bazen yay gibi bükülerek 1 metreye kadar uzayabilir. Kabuğu beyazımsı yeşil renkte, üzeri hafif tüylü ve uzunlamasına çizgilidir. Türkiye'de en yaygın tüketim şekli ev tipi turşu yapımıdır. Taze olarak tüketimi de oldukça yaygındır. Genellikle kabuğu soyulmadan yıkandıktan sonra olduğu gibi tüketilir. Ağaç kavunu. Ağaç kavunu şadok ya da pomela olarak da bilinir. Ağaç kavunu turunçgiller ailesinden olan ağaçta yetişen bir meyvedir. Ortalama 3 kilo ağırlığa ulaşabilen bu meyve bazı zamanlar 4 kiloya kadar da ulaşabilmektedir. Kokulu ve kalın kabuklu olup yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra kendiliğinden ağaçtan düşer. Bu bitki 3 yaşından sonra meyve vermeye başlar. Her ne kadar görüntü olarak kavunu andırsa da tat olarak greyfurt meyvesine benzer. Ahlat. Ahlat yaban armudu olarak da bilinir. Kendiliğinden yetişen ve üzerine armut aşılanan bir ağaçtır. Ahlat yaban armudu, meyveleri armuta benzer ama çok daha küçük ve sert olur. Meyveler ishali keser. Zehirli hayvan sokmalarında filizi ezilip yaraya sürülür. Ahu dudu. Ahu dudu ya da framboaz, gilgiller familyasından yaz ve sonbahar mevsiminde kırmızı renkli ve tatlı meyveler veren bir bitki türüdür. Böğürtlene benzer ama meyvesinin içi oyuktur. Pek çok farklı ahu dudu bitkisi türü vardır. Ahu dudu bitkisinin yaprakları da bitki çaylarında taze olarak kullanılır veya kurutulur. Ahu dudu olgunlaştığında yenir ve aynı zamanda meyve suları için bir nektar kaynağıdır. Dünyanın bazı bölgelerinde popüler bir meyvedir. Alıç. Alıç ya da halk arasında bilinen diğer adıyla yemişen, gülgiller familyasından bir bitkidir. Dikenli bir bitki olması nedeniyle ak diken olarak da bilinir. Meyveleri ise türünden türüne değişiklik gösterir ve kırmızı-sarı renkler arasında tonlara sahiptir. Görünüş olarak muşmulaya benzediği için kimi bölgelerde ekşi muşmula da denen bu bitkinin meyvelerinin tadı tatlı ama hafif buruktur. Altın çilek. İnka eriği olarak da bilinen altın çileğin ana yurdu Güney Amerika'dır. Altın çilek yetiştiriciliği konusunda önde gelen ülkeler Venezuela, Bolivya, Kolombiya, Ekvator ve Peru'dur. Altın çileğin antioksidan oranı oldukça yüksektir. Şeker hastalarının tüketmesinde büyük fayda sağladığı ifade edilmektedir. Altın çilek lif açısından da zenginlik taşıyan meyveler arasındadır. Kilo vermek isteyenler tarafından tercih edilir. Ananas. Ananasgillerden çok yıllık bir bitki ve bu bitkinin yenilebilen meyvesidir. Ana yurdu tropikal Amerika'dır. Ancak meyveleri için bütün sıcak bölgelerde yetiştirilir. Bitkinin yaprakları dip bölümünde rozet biçiminde bir araya toplanmıştır. Uzun, sert ve kenarları dikenlidir. Görünümü çam kozalağını andırır. Araka. Araka bezelye olarak da bilinir. Araka baklagillerden taze, yeşil kabuğu ile taneleri ya da yalnız taneleri yenilen bir bitki türüdür. Ayrı taç yaprakları iki çenekli baklagiller familyasından tırmanıcı bir bitkidir. Araka adlı lezzetli ve çok besleyici sebzeyi ilkbaharda ve yazın verir. Arap saçı. Salata olarak yenen rezeneye Arap saçı denir. Sene boyunca bulunabilen bir bitki olan rezene, özellikle Akdeniz iklimine sahip ülkelerde yetişmektedir. Çoğunlukla 1 metreye kadar boy atan çok yıllık bir bitkidir. İpliksi bir görünüm sergileyen ince parçalı yaprakları vardır. Küçük ve sarı renkli çiçekleri şemsiyemsi salkımlarla toplanmıştır. Yeşilimsi ya da sarımsı kahverengi tohumları silindir biçimli ve hafif kıvrıktır. Sırtında da 5 yatık çıkıntı bulunur. Armut. Gülgillerden bir ağacın sarıdan yeşile kadar değişen tatlı, suluca, yumuşak ve küçük çekirdekli meyvesidir. 60 kadar türü vardır.
taze olarak tüketilir. Türkiye'de pek çok çeşidi yetişir. 13 metreye kadar uzayan boyu ile dik ve uzun bir ağaçtır. At kestanesi. At kestanesi gillerden parklarda ve yol kenarlarında süs ağacı olarak yetiştirilen büyük bir ağaçtır. Ana yurdu Balkan Yarımadası'dır. Yaprakları el biçiminde birleşmiş 5-9 yaprakçıktan oluşur. Büyük, piramitsi dik salkımlar biçiminde toplanmış çiçekleri pembemsi renklidir. Meyve kapsül tipinde olup üzeri dikenlidir. Ayva. Ayrı taç yapraklı iki çenekliler gülgiller familyasından bir bitkidir. Eğri büğrü, dalları boğumlu, orta boylu bir ağaçtır. Yaprakları kalp biçiminde, kenarları düz, bir yanı tüylüdür. Çiçekleri iri, pembemsi beyazdır. Çekirdekleri kaypak bir maddeyle örtülüdür. Ayva olgunlaşınca parlak sarı bir renk alır. Üzeri havlu olup güzel kokuludur. Avokado. Defnegillerden 8-10 metre yüksekliğinde sürekli yeşil ve güzel görünüşlü bir ağaçtır. Tereyağı ağacı olarak da bilinir. Doğal olarak Orta Amerika'da yayılış göstermesine karşın uygun iklimi başka yerlerde, örneğin Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde de yetiştirilir. Yaprakları derimsi, oval biçimli, tam kenarlı, parlak koyu yeşil renklidir.